İmamoğlu'dan önce İstanbul'da konuştuğum kişilere bana diyordu ki ne sen Almancısın tabii. 4 TL, 5 TL ben domatesin kilosunu alamıyorum, yiyemiyorum. Siz tuzunuz kuru, siz rahatsınız tabii diyordu. Euro alıyorsunuz diyordu. Şimdi domates bedava mıymış? Kapısının önüne kasa kasa Ekrem İmamoğlu domates mi yiyormuş? Kendilerine soğana, patatese sattılar kendilerine. Şimdi bedava mı geliyormuş soğan patates? Bedava mıymış? Ekrem İmamoğlu geli gelmez zamları bir geçirdi. Otobüse, dolmuşa, elektriğe, suya hepsine bir geçirdi. Hatta İGDAŞ kışın Ocak ayında iki fatura bir 200 TL gelenlere 400 TL geçirmiş. Şimdi şu anda Mart ayında, Mart-Nisan ayında okunan İGDAŞ sayaç okuyucular Mayıs ayında okuturmadıkları ayı da geçirmişler. Adamlar şaşırıyor. Mayıs diyor daha bitmedi ki ne diyor. Mayıs 2,5 ay benden fazla para alıyor diyor. Ama hiç duydunuz mu? Hiçbirisi de çıkıyor sokağa. Devlet hırsız. Bizi soyuyor. CHP bizi soydu. Ekrem İmamoğlu soyguncu çıktı bizi soydu diyor mu? Hayır. Onlar geçirdi miydi? Haşırt diye. O tatlı olur. Onlar öyle bir hoşuna gider ki ne? Sesi de çıkmaz. Sırlı, kuzu gibi ödediler. Şimdi konuşuyorum onlara ne oldu? Hiç konuşmuyorlar. Hiç laf da açmıyorlar. Memnun değiller. Eşekten düşmüş. Hani karpuz gibi. Çok pişmanlar ama yapamıyorlar. Onlar geçirdiği zaman çıt çıkmaz. 1235 lirayı tek faturanı halinde göndererek insanları neden zor duruma sokuyorlar? Geçen ay dedi 79 lira ödedim dedi. Şimdi bu ay dedi 139 bin liramı ne ödedim dedi. 139 lira. Hal böyle olunca da birçok kişi yüksek faturalarla karşı karşıya kalmıştı. Geçen ay 420 milyon gelmişti, bu ay 550 milyon geldi. Neden bu kadar fazla? İstanbul'da doğal gaz faturalarının mevzuata aykırı kesildiği belirtildi. Yönetmelik gereğince fatura kesim süresinin 25 gün ile 35 gün arasında olması gerekiyor. Ancak iddiaya göre İGDAŞ birçok abonesine 45 günlük hatta 75 günlük bile fatura kesti. Biliyor musun? Onlar geçirdim çıtı çıkmaz. Elin şeyi hep tatlı gelir. Elinki tatlı gelir. Hiç çıtı çıkmaz. Bizden oldu muydu? Yani kendi içinden, kendi ailesinden, kendi tanıdığından birisi oldu muydu? Hep başının etini yer. Hep başının etini yer. Hep böyle. Düşün yani akrabana kızını verirsin. Ya da diyelim ki akrabandan hani kızını verdin. Ondan istediklerin hep altınlar, sepetler, düğünler, her şeylerini istersin. Adam ömrünü de versin istersin. Elin oğluna kızını verirsin. Elin oğluna kızını döver, söver, kullanır. Canı sıkılınca getirir kapının önüne atar. Varıp da onun babasına ona buna eşlik edemezsin. Aman kızım sessiz ol. Namusumuz, gururumuz, haysiyetimiz, şerefimiz var. O evde dur. Aman gelme falan filan. Ama kendi akraban oldu mu tepesine çökersin. Dişini çekersin. Biliyor musun? Şu kadar param var, şu kadar malım var. Şunu yap, ayrı ev tut. İş kur bunlara, ev al. Eşya ver. Başlarsın adamın başını yemeye. İşte böyledir. Elinkisi her zaman tatlı gelir.